Yani şunu mu söylemeye çalışıyorsun? Cevat Yeliz'i oraya çağırmadı. Yeliz kendisi mi geldi demek istiyorsun? Evet, evet, ha. Evet. Çünkü ben Cevat'ı tanıdığımda hiç kimse ama hiç kimse etrafımda değildi. Ve Cevat'ın da Gamze Hanım'dan para bacım nereden biliyorsun? Peki sen bilmiyorsun. Yok. Peki sen bilmiyordun etrafında kimsenin olmadığını. Ben Cevat'ı bugün tanımadım. Tanımadın ama yanlış tanıyorsun işte. Hala gerçek yüzünü göremiyorsun. Ya umarım sen görmüştürsün. Bu saatten sonra da aklını başına alırsın. Ailenine geri dönersin Gamze. Bak biz kadınlar olarak gerçekten çok güçlüyüz. Hiçbir erkeğe ama hiçbir erkeğe ihtiyacımız yok. Anladın mı? Hiçbir erkeğe ihtiyacımız yok diyorsun. Sonra ya, o adamı Cevat'ın fotoğrafını yine istiyorsun Hülya. Aynen. Bildim Hanım ben istemedim. Çok güzel. Ben istemedim. Başka bir kadın akıl verirken önce bir kendimize bakalım. Çuvaldızı kendimize bakın, batıralım. Ben fotoğrafını kesinlikle istemedim. İstedim istemedim ben. Didem Hanım bunlar istedi. İki kişilerdi zaten. Bak, bakın, Didem Hanım. Diyorum ki. Hülya bir dakika müsaade et anlatayım ondan sonra seni anlat. Didem Hanım dediğim gibi ben evdeydim. Ha. Beni çağırdılar. İki bayanlar. Biri Hülya diğerinin adı Aynur diye geçiyor da bilmiyorum. Nereye Nuray çağırdılar seni? Artık. Nereye çağırdılar? Odaya işte sohbet odasına. Ha, sohbet odasına. Gittim iki kişilerde. Konuşuyoruz işte böyle falan dediler bana ki sana dedi inanmıyoruz dedi hani Cevat senin yanında değil. Hani dedim nasıl benim yanımda değil dedim ya adam dedim içeride uyuyor dedim. Bundan sonra bana dedi ki tamam dedi sen dedi onun resmini bize gönder dedi biz de inanalım. Tamam dedim bekleyin çektim gönderdim Didem Hanım dedim ki bakın dedim hani Allah size farklı konuşuyor bana farklı konuşuyor dedim. Duydun mu Hülya? Hani ne, konu bu hani diyor ki ben istemedim ama o da oradaydı. Bir dakika söyle Hülya. Bu konuya ben açıklık getireyim. Cevat Bey uygulamaya geri döndükten sonra ben ayrıldım vesaire diyor ablamıza. Ablamız da onlarla benden daha fazla iletişimde olduğu için kendisi diyor ki ben Cevat'a inanıyorum sözüne sana inanmıyorum. Eğer öyle bir durum varsa resmini çekip bana atar mısın? Ben bu konuya herhangi bir dahil olmadım. Kendisi ikisi konuştu. Ya bir şey söyleyeyim ben izleyicilerime bir sormak istiyorum. Sevgili izleyiciler Allah aşkına ne düşünüyorsunuz ya bu meseleyle ilgili? Yeliz ne kadar doğruları söylüyor? Yani siz olsaydınız yani bilmiyorum bu kadar oyun sohbet odalarına giriyor musunuz girmiyor musunuz? Bir Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye yazar mısınız merak ediyorum. Bir de ablamız ya, diyor orada ya. Evet. İnsanın aklına bir sürü şey geliyor şu an mesela. Ya bilmiyorum. Öyle özür dilerim Hülya abla kim tatlım? Bir şey söyleyebilir miyim? Ablaya benim soruma yanıt ver. Abla kim? Abla ya orada uygulamada muhabbet sohbet ettiğimiz yakından tanıdığımız tabu. Işte, sizin ablanız mı? Sizin ablanız yok, mı? Yok. Ya abla diyoruz bizden yaşça büyük yaşça olduğu büyük için. Olduğu için öyle hitap ediyoruz. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bir şeyler dönüyor bizim, orada da anlamadım yani anlamaya çalışıyorum. Bizim Cevat'la konuştuğumuz süre içinde kendisi başka biriyle sevgiliydi. Pardon özür dilerim. Yeliz evdeyken sen ondan ayrılıyorsun. Ya ona bakarsa sen de evli adamla birlikteydin. Bırakın bu işleri ya, de. Canım bak ben biliyorum ben olayı biliyorum. En kadınlarsınız birbirinizi niye lekeleyip duruyorsunuz siz ya? İyi de, ya, iyi de Hülya. Hani Hülya bir şey söylemek istiyorum. Artık söyle lütfen. Hülya, Hülya sen kendin efendim bunu istedin. Bunu Cevat'a sorar mısın? Madem öyle senden ayrılma sebebini burada söylememi ister misin? Hadi söyle merak ettim ya. Ya. Bakın söyleyebilirsiniz benim bu olayda hiçbir suçum günahım yok. Demek ki ben her zaman söylüyorum. Mikrofonu Cevat tutma. Diyorum kaçmak için bir bahane buldu. Bu şekilde bir bahane. Ay bir dakika. Bahane değil Hülya. Yeliz hala saklıyorsun ve hayır, şantaj Didem yapıyorsun. Bunu söyledikten bana sonra Cevat söylemek senden zorundasın. Ayrılma sebebin şunu dedi tamam mı? Oradaki adınla hitap edeyim sana. Özge beni aldattı ben bunu yakaladım bu yüzden onunla aramdaki olay bitti dedi. Benim böyle bir şey yapmayacağımı kendisi de çok iyi biliyor. Bu madem bildiği halde neden söyledi? Bildiği halde neden böyle bir şey söyledi? O akşam sen de oradaydın. Olayın ne olup olduğunu çok iyi bak, biliyorsun. Ben biliyorum. Ben seninle o konu hakkında konuştum ama bana söyledi. Seninle ilgili bana söylediği bu diyorum sana. Peki Cevat sizi hep yakalarken siz niye Cevat'ı hiç yakalayamadınız? Güzel soru. Siz armut da topluyordunuz orada kadınlar olarak. Ne işiniz var sizin böyle sitelerde? Cevat sizi yakalıyor. Ne tatlı abla ya. Bu ablanın yanına gitmiyor. Onunla bununla beraber olan, kadınları yanına çağıran, sonra sana da hizmetçim diyen.
adamı hem yarın her dediğini yapıyorsun, fotoğrafını çekiyorsun. 4000 lira para herhalde, 1600 1600 1, hesaplayalım Gökhan'cığım. 1600 1600 1600 ne yapar? Yani 10 bin lira yakın para veriyorum bu adama ya. Ay olacak iş değil. Ben abini çağırayım da, Yaşar'ı buraya çağırırken de korkuyorum ama şu çocuk meselesini çok... Ya sen çocuğunu oraya göndermeli. Sen nasıl gönderdin? Ha bana söyler misin Yeliz? Ya bilmiyorum Didem Hanım. Ya... Hangi kafayla gönderdin? E bu kadar şey yaşayan abla kafa kalır mı? Cevat mı istedi? Belki Cevat... Hayır hayır. Cevat o konuda hiçbir şey söylemedi. Sen Cevat'ı bana... seviyor musun hala? Hayır Didem Hanım, sevmek değil. Hani çocuk konusunda bana herhangi ama bir şey dedi söylemedi. O adam dedi beni istemedi. Bir şey daha hayır öğreneyim. Abla bak, olsa ben zaten söylerim. Asla onu bak. Savunmam. Asla. Bir şey daha öğreneceğim okul... Hülya'dan. Bir şey daha öğreneceğim, Yaşar'ı çağıracağım. Tamam. Hülya hatta mısın canım? Evet. Bana az önce dedin ki, bak o yarım kaldı, bunu öğrenmem lazım. Yani Cevat Yeliz'le beraberken, Yeliz ona hastanede bakıyorken resmen hizmetçisi gibi kullanmış. Bence öyle, açık ve net yani. İnsan yerine bile koymamış, hor görmüş yani. Anladığım kadarıyla Yeliz'in de kendisine karşı olan ilgisinden faydalanmış. O sırada sevgilisi sen değilsen, kimdi? Başka bir sevgilisi mi vardı Yeliz'le beraberken? Ben değilim. Benim bulma şansım yok. Ben 4-5 aydır herhangi bir irtibatım yok. Adı ne? O sevgilisinin adı ne? Onu biliyorsa Yeliz Hanım biliyordur. Benim o konuda bir bilgim yok. Yani uygulamada dahi değildi. Yeliz'le beraberken, Hülya, Yeliz'le beraberken Cevat'ın bir sevgilisi daha vardı. Doğru mu? Onu bilmiyorum. Dedin az önce. Hayır, Cevat'ın demedim. Biz Cevat'la konuştuğumuz sürede dedim, Yeliz Hanım başka biriyle konuşuyordu dedim. Ha, Yeliz başka biriyle konuşuyordu. Evet. Ha. Buyur yalan. Yalan giderin, hiçbirini bilmiyorlar. Ben anlamıyorum yani. Neyse Yaşar ya, bir çağırayım. Ya Hülya niye inkar ediyorsun? Bir dakika bekle. Hastanedeyken Cevat seninle konuşuyordu. Ben bunu yakaladım yani, bunu inkar etme. Benimle konuşmuyordu. Cevat Bey kendisi bağlanabilir. Bana bu bir hafta içinde ulaştı kendisi. Ulaşmaya da çalışıyor hala. Niye? Aa senle bu... Barışmaya mı çalışıyor senle? Evet. Allah kardeşim biraz... Pişmanım diyor. Hayatımda ilk defa böyle bir hataya düştüm dedi. Ben kendisine söylemem gereken her şeyi söyledim. Tamam şöyle yapalım, ben bir Yaşar Bey'i çağırayım. Şu para meselesini merak ediyorum. Bir de çocuğun durumu ne olacak yani? 11 yaşındaki çocuk için velayet davası açıyorlar. Çünkü Yeliz'in çocuğuna bakamayacağını, o çocuğun velayeti bize olsun, dayısında ve yengesinde olsun istiyorlar. Bakalım Yeliz buna ne diyecek? Bir de çocuk meselesi var. Yaşar'cığım gelir misin lütfen? İyi misin? Sinirlendin geldin. Tahmin İyi. Ediyorum. Gel. Ne kadar güzel işlere bulaştık ya. Gel. Ne kadar güzel ya. Yaşar saçmalama, gel buraya. Gel ya, otur. Çok güzel şeylere bulaştık ya. Otur saçmalama, bir şey yok ortada. Çıkaracağız tamam. Sabahtan beri dinleyelim ama ya. Ya tamam bir dur ya. Bir dur, sakin ol. Olur. İnsanoğlu olur. Ben kendi hakkımda söylenen şeylere yanıt vermek istiyorum. Eğer izin verirseniz bana. Şu para meselesine ne diyorsun? Kaç lira parayla gitti sizin kardeşiniz oradan? Benim kardeşim oradan giderken... Rize'den giderken? Evet, kendi maaşını almıştı. Üzerinde belli bir miktar para vardı. Toplam ne kadar parayla gidiyor? Bana attığı mesajları sildim de aşağı yukarı 20 bin lira yakın para vardı sende, doğru mu? Bana attığı mesajlar duruyor yani. Evet. 20 bin lira yakın para var. Verdin mi hepsini 20 bin lirayı da bu adama? Aa 20... Ben de 10 diyorum, niye 20 demiyorsun? Aa, kızdım şimdi ya. 20 bin lira Cevat'a mı yedirdin? Öyle ne kadar da yedirdi abla? Ablam şu anda çok yedirdi öyle. Onu artık parayı da geçti yani. Olur mu ya işin, parası yazık günah, az para mı 20 bin lira yani? Yani o işin o tarafını da geçtik. Anlamıyorsun, kadınları topluyor, kadınların parasını bu adam yiyor. Didem Hanım'a da vallahi zaten baştan beri söylemek yani, istedim bunlar zaten. Biliyorum biliyorum, anladım. Cevat Efendi anladığım kadarıyla bu iddialardan korktun kaçtın. Yani para meselesinin ortaya çıkmasından korktun kaçıyorsun. Öte yandan aynı zamanda 4-5 kadınla birlikte olduğun iddiasından kaçıyorsun. Vah, böyle bir şey olabilir mi yani? Ayşe Hanım da şundan şüpheleniyor sevgili Ayşe. Diyor ki benim kardeşimle ilgili büyük olası elinde öyle bir malzeme, şantaj yaptığı malzeme var ki Yeliz her şeyi böyle ağzından kerpetenle lafları alıyoruz. Anlatmıyor. Ya adamı seviyorsun ya da sana şantaj yapıyor. Sevgi falan yok. Hayır. Bozmayacaksın. Bu... Söyleyeceksin ki biz de elimizden geleni yapalım ki. Bak işimizi gücümüzü her şeyimizi bıraktık. Abla, sen de uğraşıyorsun. Ayşe bir Yaşar konuşsun. Aynı anda sesler karışıyor bakın, çünkü. Seninle uğraşıyoruz. Bütün işimizi gücümüzü bıraktık. Seni bu badireden çekmeye uğraşıyoruz. Bak iyi bak bana.
Ne kadar sinirli bir insan olduğumu bilirsin. Ama ne yapıyorum? Seni kurtarmaya uğraşıyorum. Bak burada bu kadar insan var. Herkes seni izliyor. Derdim seni oradan kurtarmak. Konuş, ne biliyorsan konuş. Bir an önce bitsin. Didem Hanım, bizim bir mahkememiz var. Devam eden bir mahkememiz var. Biliyorum abi. Şunu söyleyeyim Didem Hanım. Cevat sadece benden para falan aldı demiyorum. Bunu birçok kadına yaptı. Bunu üvey annesi bana kendi ağzıyla söyledi. Bilmiyorum Didem Hanım, belki yine inkar ederler ama. Nereden, hangi kadınlardan? O yüzden kaçıyor bu adam. Evet ha. Didem Hanım. Önceden bir tane daha kadın getirmiş eve Didem Hanım. Aynı bu şekilde. Aynı bu şekilde kadınla yedi iç. Attı. Yedi içti derken sen oradayken kadını mı getirdin? Hayır, benle değil. Benden önceymiş bu Didem Hanım. Ben, söylüyorlar ya. Cevat'la ayrıldıktan sonra bunu bana üvey annesi anlatıyor. Hani Cevat'ın bu ilk vukuatı değil diyor. Baştan beri daha ben önce çok olaylar oldu diyor. Eğer öyleyse diyorum Didem Hanım. Aha. Bu kadınların da bağlanmasını istiyorum. Hani onlar da onun gerçek yüzünü dışarı çıkarmasını istiyorum Didem Hanım. Hani dediğim gibi ilk mağduru ben değilmişim. Kaç benden kadın önce getirmiş eve? Kaç kadın getirmiş? Çok varmış Didem Hanım. 3-4'ten fazla varmış. Bunu bana üvey annesi söyledi. Bilmem inkar ederler mi? Ederler Didem Hanım, artık ben onlara güvenmiyorum.